Pazarlar az önce yayın kesildi. Rüya temalı canlı yayınlarımın bu dönemin sonuncusunu yapacağız birlikte. İnşallah bu sefer sesim geliyordur. Az önce bir ses şeyi yaşadık. Rüya günlüğü kitabının içerisinden bir takım bölümler üzerinden size bilgiler aktaracağım rüya ile ilgili. Ondan sonrasında da sizin rüyalarınızı yorumlayacağım. Önümüzdeki ay Nisan ayında niyet ve para konularıyla ilgili yayınlar yapmayı planlıyorum. Allah nasip eder de sağ olursam, sağlıklı olursam böyle bir niyetim var. Temalı gitmek iyi oldu. Şimdi kitabın girişinde paylaştığım bir bilgi var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Yorumlanmadan önce her rüya bir veridir. Tabir ilmi bu veriyi bilgiye dönüştürür. Şimdi rüya ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Burada bulunması için birkaç soru önerisi vereceğim. Rüya ile ilgili çoğunlukla çünkü böyle rüyalara şey yaparız. Soru sorarız ya da tanımlamalar yaparız. Yani mesela işte acayip bir rüya gördüm, tuhaf bir rüya gördüm ya da işte yorumlayamıyorum falan gibi. Rüyaya nasıl sorular sorabiliriz? Yani rüya yorumlamakla ilgili yolumuzu açacak, önümüzü açacak nasıl sorular sorabiliriz? Bu rüyanın mesajı ne olabilir? Mesela bu rüyayı nasıl yorumlayabilirim? Yardım almak için, açılım almak için. Hem zihinsel bir açılım hem de bakış açısı için bence şey önemli bir soru tipi diyelim. Aslında sorular da bizim cevaplar ve buluşmalar, bakış açımız, duyma kabiliyetimizi daha hassas hale getiren bir takım şeyler, aksiyonlar, soru sorma biçimimiz. Şimdi niyetle ilgili de önümüzdeki ay niyet konuşacağımız için niyetle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mesela bir konuyla ilgili niyet yapacaksak, istihare ile ilgili geçen gün konuşmuştuk zannediyorum. Öyle hatırladım. Sanki atölyede mi konuştuk, sizinle mi konuştuk hatırlayamadım. İstihare ve rüyaya niyet etmenin farkı nedir diye bir konuyu zannediyorum atölyede konuşmuştuk. Niyetle ilgili şeyi söyleyeyim. Diyelim ki işte şu konuyla ilgili neyse o konu rüyamda cevap alayım. Bir niyet cümlesi. İşte nokta nokta ile ilgili konunun çözümü rüyada gelsin gibi. Ya da direkt işte şifalanmaya niyet ediyorum, iyileşmeye niyet ediyorum. Bu konuyla ilgili karar vermeye niyet ediyorum gibi. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi hani mesela rüyaya niyet ettim. İstihareden farklı olarak bu geldi aklıma şimdi. Demek ki o atölyede konuşunca buraya geldi şey. Kafam burada da böyle bir konuya şey oldu, odaklandı. Şöyle ki diyelim ki niyeti yaptım. Ama rüyamı hatırlamıyorum. Hatta birkaç gün üst üste niyet yaptım. Bir konuyla ilgili rüyama sordum. Ya da işte sürekli niyetler yapıyorum. Ama rüyamı hatırlamıyorum. Fakat hayatın içerisindeki olaylarda ya da kafamızı netleştirmemizde yine o rüya niyeti bize yol göstericidir. Yani rüyayı hatırlamasak da herhangi bir rüya görmesek bile görüyoruz da hatırlamasak da diyelim. Yine de o yaptığımız niyet varmak istediğimiz sonuçla ilgili bir şey yapacak. Yol haritası çıkartacak bize. Nerede? Dünyanın içinde yani uyku dışında. Böyle düşünelim. Peki rüya yoksa daha görmedim şu ana kadar rüya. Peki ben devam edeyim. Rüyanın eylemine bakalım biraz isterseniz. Rüya ile ilgili. O bölüm geldi çünkü şeyde de. Şöyle ki şimdi iki önemli konu var. Bu şeyde yayında ondan bahsetmek istiyorum. Rüyanın eylemi. Yani çoğunlukla rüyada hareket halindeyiz çünkü. Rüyanın eyleminde o anlatıda da o fiilin nerede olduğu, işte kaçıyordum, sıkışıktım, geldim, gittim, oturdum, kalktım gibi kavramları böyle anlatırken ama herhangi bir olay anlatıyormuş gibi anlatabiliriz. O zaman yorumlamamız zor olur ama herhangi bir şekilde o eylem bir duyguyla bağlantılıdır.
Yani mesela kaçtım, sıkışık hissettim de mi kaçtım? Korktum da mı kaçtım? Ya da ne bileyim herhangi bir başka bir şey. Tam işte yıkılıyordu da mı kaçtım, bir şey bitiyordu da mı kaçtım? Kaçtım fiili, eylemi, kaçtım ama nasıl kaçtım? O duygu, oturdum, nasıl oturdum? Kalktım, nasıl kalktım? Yani mesela rüyayı normal hayattaki bir anlatı gibi anlatamayız. Çözümlemek için o sorular bize yoldaşlık eder. Mesela nasıl hissediyordum, nasıl kalktım? Hatta bazen rüyadan, yani uykudan uyanırız, rüyayı hatırlamayız, hiç hatırlamayız. Ama duygu orada duruyordur. Tesiri yani izi oradadır. Yani böyle bulanıktır rüya, tam hatırlayamıyoruzdur. Fakat gelin görün ki yani o sıkışıklık hissinin bize, bizim üzerimize verdiği bir etki vardır. Üzerine üstü eğer hani hep söylediğim gibi yataktan kalkışımız böyle çok hızlı değil de birkaç dakikamız en azından o istişare edebilecek bir şeye ayırabiliyor isek, birkaç dakikalık zaman dilimini ayırabiliyor isek, o zaman değerlendirmemiz de kolay olur. Yani o hissiyat, bağlantılandırma ki bence bu dönem insanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani bilgi ortada ama bağlantılandırmak çok zayıf, bağlamak çok zayıf. O uykuya giriş ve çıkış anında bağlantı kurmak çok kolaydır. Yani açılım almak, farkındalığın, fark etmeden farkındalığın çok yüksek olduğu bir zamandır. Çünkü biz böyle bir hedonist farkındalığa doğru gidiyoruz. Yani farkındalıktan keyif almak için bazen acı da çektirebilir farkındalık. Yani sizin fark ettiğiniz şey ızdırap duymanıza da sebep olabilir. Şimdi sanki bir rüya gördüm. Sık sık tuvaletle ilgili rüya görüyorum diyor Reyhan. Tuvaletler çok pis oluyor. Ne anlamam gerekiyor? Aslında güzel oldu Reyhancığım. Benim soyadım senin adın. Benim de zaten eski göbek adım soyadım. Şimdi şöyle mesela bir istatistik yapsak rüyada en çok görülen eylemlerden hangisidir desek bana sorarsanız tuvalete girmek olabilir. Yani sıklıkla herkesin gördüğü rüya eylemlerinden bir tanesi tuvalete girmek. Bu ister bir tuvalet arayışı olsun, ister girmek, hacet gidermek ya da temizlemek, pis olması, temiz olması gibi kavramlar çok sık gördüğümüz bir şey. Tuvalet boşaltım yaptığımız bir eylem. Yani tuvalete girmek boşaltım amaçlı bir eylemin başlangıç noktası. Bunun nasıl olduğu, yani işte girdim, sıkışığım, yapamadım, yaptım, pisti, Reyhan rüyasında olduğu gibi. Aslına bakarsanız bize çok önemli bir veri verir. Çünkü burası bırakmakla ilgili bir yerdir. Bırakmak, geride bırakmak, serbest bırakmak. Bu alt alta dizeriz. Rüyanın şeyine göre, motifine göre bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama en değerlisi bırakmaktır. Hani tuvaletle ilgili bir tek bir şey söyleyecek olsak bırakmak deriz. Bırakmayla ilgili hissedişimiz, o konu neyse, bırakmak istediğimiz konu neyse, yani işte oluruna bırakmak, bir şeyi geride bırakmak, terk etmek, ayrılmak, bildiğimizi bırakmak. Bırakmak dediğimizde böyle hani saatlerce konuşabiliriz. Bırakmak sadece bir eylemi temsil eden bir fiil değil çünkü. Buradaki duygu yanında, yani diyelim ki şimdi Reyhan'ın rüyasında pis. Yani ortam müsait değil. Bırakmak istiyor ama rahatsız bu durumdan. Yani evet bir takım şeyleri oluruna bırakmak istiyor diyelim, yani şimdi daha kolay olsun anlatması. Oluruna bırakmak istiyor ama ortam müsait değil. Yani yapmak istediği, serbest bırakmak istediği bir şeyler var. Geride bırakmak istediği bazı şeyler var. Ama bulunduğu ortam müsait değil. Neden? Tuvalet, rüyadaki tuvalet, yani mekan olarak tuvalet aslında onun ortamını anlatıyor. Nasıl bir ortamda olduğunu anlatıyor. Orada bırakmak zorunda mı kaldı? Mesela nasıl değerlendirebiliriz bu bir rüyayı? Mesela birçok kişi benzer temalı rüya görmüş olabilir ama bir tanesi der ki o pis de olsa bir tuvalet buldum ve en nihayetinde işte rahatladım. Ötekisi der ki o kadar zorlandım ki o pis tuvalete girerken. Bir başkası der ki tuvalete girdim ama yani girilecek gibi değildi, çıktım.
Ya da bir başkası der ki tuvalete girdim, o kadar pisti ki temizlemeliydim. Buradan çıkartacağımız yorumlar aynı olmaz. Yani tuvalet rüyası herkes için aynı. Bırakmak. Ama nasıl bıraktığı, ne yaşadığı, geçen haftaki şeyde anlatmıştım hatırlıyorsanız. Canlı yayında anlatmıştım. Yani o süregelen, ola gelen gündem, kişinin gündemiyle, hissettikleriyle en nihayetinde rüyanın teması örtüşür. Bunu doğru yorumlayabilmek için diyelim ki Reyhan'ın bu rüya ile ilgili o dönemki gündemi, odaklandığı konular ve etrafında olan bitene farkında olarak ya da olmayarak verdiği bir şey var. Yani ortam müsait değil diyor. Rahatsızım diyor, ortamdan rahatsızım diyor. Şimdi böyle güzel bir giriş oldu, eylem dedik. Güzel de zannediyorum. Bayağı da bir şey gelmiş, rüya gelmiş. Figen şey demiş, öğlen uykusu demiş. Öğle uykusu da mesela rüyadan, yani rüyanızı hatırlamıyorsanız, şimdi oruçta da böyle öğleden sonra yatmak, öğlende yatmak, öğleden sonra yatmak çok iyi gelir insana. Rüyanızı hatırlamıyorsanız ve rüyadan mesaj almak istiyorsanız ya yerinizi değiştirin, ya yastığınızı değiştirin. Yani aynı yatakta sağ ya da sol yerine yatabilirsiniz. Ya düzeninizi bozun özetle. Koltukta yatın, öğlen yatın. Öğlen uykusunu mesela öğlen uykusuna yattığımızda çok rahat hatırlarız. Seyahatte çok rahat hatırlarız. Başka bir evde kaldığımızda çok rahat hatırlarız. Daha tedirgin yatarız çünkü. Yani kendi alanımızdan, kendi düzenimizden çıktığımızda çok daha rahat hatırlarız rüyayı. Öğlen uykusunda bir şey görmüş herhalde. Yüksek katta asansör olmayan yeni bir ev aldık. Salonun ortası parkör içine çöktü. Şimdi bir kere yüksek katta ama asansörü yok. Yani bir yükseliş var, bir şey var ama performans gösterilmesi gereken ya da gösterilen bir dönemden bahsediyor rüya. Aynı zamanda belki bazı şeyleri zorlanarak yapmak. Çünkü kolaylaştırıcı unsur asansör, o yok. Şu da olabilir Figen. Bir şekilde bir kolaylaştırıcı istiyorsun ama bu olmadığı için de asansör yok tanımı var rüya içerisinde. Yeni bir ev almak güzel bir şey. Yani yeni bir mekan, yeni bir bakış açısı, yeni bir düzenek, yeni bir düzen aslında bu güzel. Fakat bu yeni düzenin getirdiği bir efor var muhtemelen hayatında. Salonun ortasındaki parke içe çöktü. Şimdi salon mekan enerjilerini iyileştirmek adlı kitabımı bilirsiniz. Üstelik YouTube'da da bir sürü videom var. Aslında Nisan'da bu konuyla ilgili de bir temayla şey yapabiliriz. Canlı yayınlar yapabiliriz. Tabi bununla ilgili bir atölye de yapmayı düşünüyorum. Ev konusunda, mekanlar konusunda. Şimdi salon mekan enerjilerinde de yani uyku dışında da uykuda da rüyada da yani sembolik olarak sosyal hayatı anlatır. Sosyal hayatı neden anlatır bu salon? Durduk yere mi anlatır? Değil aslında. Evin dış dünyadan içeriye aldığımız yani evin şeyi olmayan, evde ikamet etmeyen misafir olarak gelenleri ağırladığımız yerdir salon, sosyalleştiğimiz yerdir. Ayrıca da aile bireyleriyle de sosyalleştiğimiz ortak alandır. Bir yenilik var ama sosyal hayatta yaşadığında bir çöküntü var. Belki arkadaş ilişkileri, belki sosyalleşemiyorsun yaşadığın zorluklardan sebep olabilir. Tabii canlı yayında da bu kadarcı olabiliyor yani. Bir konserde çok zevk aldım. Bittiğinde saat 3 dediler. Gece çok şaşırdım. Saatim durmuştu, düzelttim. Solumda bir erkek var. Hiç tanışmıyoruz ama flört ediyoruz. Üst kata çıktım. Sağda ve solda iki otobüs. Bunun devamı var herhalde. İstanbul diye bir şey devam ediyor. Bakıyorum Sanayi'nin başka istasyonu ha. Otobüs istasyonu vardı. Buldum seni. Otobüs istasyonu vardı.
Ankaralıların bilmiyorum hangisine bineceğim deyip ortada bekledim. Bir kız aşağıdaki flörtün kimdi dedi. Benim flörtüm kim uzakta ve çok yıllardır başka var, çok yıllardır var, başka yok dedim. Biz de öyle düşündük dedi. Şimdi biraz karışık oldu, bir daha okuyacağım. Şimdi ilk önce ne vardı? Bir konserde çok keyif aldı, bir konser bitti. Saat 3 dediler, dışarı çıktı gece, bu önemli. Şimdi buradan başlayarak şey yapalım. Eğlenceli, keyif aldığım bir dönem. O konser ve hareketli dönem ve de iyiyim yani rüyada. Bu iyi, keyif aldığım, huzurlu olduğum ya da neşeli olduğum, dışa dönük olduğum bir dönemi ya da hali anlatıyor. Sonra ama gece 3 ve şaşkınlık var. Şimdi hani rüyanın duygusu durumu nedir diye soruyorum ya. Gece 3 ve sabaha karşı, yani aslında gece denmez ona, sabaha karşı diyebiliriz ama karanlık. Ama en önemlisi gece vakti bizim için yin alan, belirsizlik, bilinmezlik. Henüz ışığın, her şeyin görünür olmadığı. Yani bir tarafım hareketli, dışa dönük ve keyif alırken bir tarafım saat 3 belirsizliği, şaşkınlığı var orada, belirsizliği. Yani gece 3, karanlığın belirsizliği. Aynı zamanda da o kadar saat geçmiş olmasının şaşkınlığı. Bir de saat durmuş. Yani zaman durmuş gibi. Bir tarafım dışa dönükken bir tarafım beklediklerini ya da beklemedikleriyle karşılaşıyor. Çünkü beklenmedik bir şey. Saatin farkında değilim. Akan zamanın farkında değilim. Bir tarafım bunu yaşarken bir tarafımda bir şey var. Zamanın kayıp gitmesi, zamanı tutturamamak, zamanı belirleyememek gibi bir şey var. Saat durmuş çünkü. Sol tarafta bir erkek. Hiç tanışmıyorsun ama flörtleşiyorsun. Şimdi flörtleşmek ve bir erkek, yeni bir erkek, yeni tanımadığım bir erkek ve flörtleşmek aslında ruhsal olarak bir yeni bir hale. Yani bu bir tarafta bilinmezlik, bir zamanlamanın problemi. Ama bir tarafta da yeniden, şimdi o tıpkı konserde olmak gibi hoşa giden bir flörtleşme var. Ruhsal bir hissediş, bir hoşlanma. Flörtte çünkü şu vardır, değil mi? Yani bir beklenti yoktur ama bir etkilenme, etkileşim ve hissediş vardır. Yani iyi hissetme, kendini iyi hissetme ve bir irtibatlanma var yani orada. Adamı bıraktın orada, sonra üst kata çıktın, bir yükseliş var, bir kendini iyi hissetme yükseliş. Bu sefer sağda ve solda iki otobüs istasyonu var. Şimdi güzel oldu bu. Bayağı da bir uzun rüya yorumu yapmış olduk. Sağda ve solda iki otobüs istasyonu var. Herhalde bu otobüs durağı gibi bir şey yani. Ah, Ankaralıların bilmiyorum hangisine bileceğim. Bilmiyorum hangisine bileceğim. Şimdi bak, iki tane bir bilmemezlik var. Yani gece çıktım, saati bilmiyorum. Bir anda 3 olmuş, farkında değilim. Hiç bilmediğim bir adamla flörtleştim. Tekrar bilmediğim bir seçim yapmak zorundayım. Seçime geldi şimdi. Bilmiyorum. Neyi seçeceğimi bilmiyorum. Haline geldi. Yine tanımadığım birisi geldi karşıma. Bilmediğim birisi geldi. O etkileştiğin kim dedi? Etkileşime girdiğin kim dedi? İrtibatlandığın, etkileşime girdiğin kim dedi? Rüya sahibi de dedi ki, benim flörtüm uzakta ve çok uzun yıllardır başkası yok. Şimdi biz de böyle düşündük dedi kız. Bir teyit var. Yani bir yenilik var. Sonra geliyor birisi, rüyanın içerisinde emin misin diyor. Yani bu etkileşimden, bu hissedişten emin misin diyor. Rüya sahibi de diyor ki, hayır, bu flört değildi. Benim çok eskiden ve uzakta bir flörtüm var. Şimdi bu rüya şöyle olabilir. Yani rüyayı gören kişi
gerçekten bir flört yaşamış olabilir. Yani bir etkileşim yaşamış olabilir ve içsel olarak da bunu sorguladığı için böyle bir rüya görmüş olabilir. Buradaki semboller bir metafor olarak, tamamı bir metafor olarak gelmiş olabilir ve ruhsal olarak kendi yolunu çizerken bir takım olaylardan, kişilerden, tanımadığı insanlardan etkileniyordur. Bu etkileşim sonucunda kararlarını almak üzereyken o eşiğe geldiğinde aslında netleşemiyordur. Ve başlangıç noktasına geri dönüyordur. Neden? Çünkü o flörtleşti, geldi otobüsün yanına, seçim yapacak, karar veremedi, birisiyle karşılaştı ve dedi ki, yok etkilenmemiştim, etkileşmemişim. Yani o kadar da etkili bir şey değil mi aslında? Ben hala o eski ve uzaktaki konularla bağlantıdayım dedi. Bu şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki sosyal medyadan ya da bir şekilde atölyelerden ya da kitaplardan kendi veya kendi içsel yolculuğundan bir takım farkındalıklar yaşıyorsun. O rüyadaki flörtleşme o. Aslında bir taraftan da iyi konser, iyi hissettiren şeyler yaşıyorsun. Fakat bir bakıyorsun ki zaman kayıp gitmiş elinden. Bir belirsizlik, bilinmezliğin içerisinde tekrar bir irtibat kuruyorsun. Güzel, iyi hissediyorsun kendini. İyi hisseden gelişmeler, şunlar bunlar. Sonra bir seçim eşiğine geldiğinde o etkileşimin bir işe yaramadığını görüyorsun. Yani o sana kendini iyi hissettiren ruh hali seçim yaparken aynı etkisini sürdüremiyor olabilir. Bunların hepsi olasılık tabii. Rüyayı görenine birlikte irtibatta olmadığımız için bu kadarını söyleyebiliyorum. Şimdi tabii bu aslında burada amacım yorum yaparken sizleri yorum yapma motivasyonunu kurmaya odaklamak. Ve rüya kitabında da rüya günlüğü kitabında da bahsettiğim sembol kullanımını yorumlama tekniklerini bir şablon gibi oturtmak aslında. Bir tür atölye yapıyorum. Tam bir canlı yayın bile denilemez yani. Dün akşam rüyamda çocukluğumu geçirdiğim evde kuş büyüklüğünde arı işaret parmağıma yapıştı. Aslında sokmadı diyorum ama işaret parmağım şişmiş gibi sanki. Kuzenim onu parmağımdan almam için yardım etti. Bir konuya işaret ediliyor. Özleyiş. Özleyişim şeyi. Kullanıcı adı. Bir işaret parmağı bir konuya işaret ediyor. Adı üstünde işaret etmek, işaret parmağı. Ve bir metaforik bir şey var. Yani kuş büyüklüğünde bir arı. Bu mesela önemli. Şimdi arı normalde tehdit altında kaldığında sokan bir hayvan. Ve olması gereken yer bir çiçeğin üstü ama rüyada parmağının üstünde görüyoruz. Yani normalde zararlı olmayan ama sıkışık hissederse, köşeye sıkışırsa zarar verebilecek bir hayvan parmağında. Şimdi bu parmak bir de egoyla da, egomuzla da, kendi kişisel alanımızda. Çünkü sen ne diyorsun deriz veya şurada dur, dur, işaret et, dur. Yani sadece egoistik diye düşünmeyelim. Kendi sınırlarımızı çizmemizi de belirleyen sembolik parmaklardan bir tanesidir. Her parmağın öyle bir anlamı var ya. Şimdi başka bir konu daha var rüyada. Aslında sokmamış, yani bir hissedişim yok. Böyle bir zarar gördüğümle ilgili bir duygum yok. Fakat neticesinde bir zarar görmüşüm. Yani farkında olmadığım bir şey, etki var. Egoma, alanıma aslında bir şekilde bir zarar vermiş. Farkında değilim. Ama dışarıdan söylendiğinde veya dış dünya ile irtibatlandığımda belki kendi içinde bir istişare ettiğinde fark ettiğin bir şey diyelim. Rüyada her seferinde benimmiş gibi yorumluyorum ya. Rüyada evin içinde siyah yılan görmek ve yılanın parçalara bölünmesi ve kafasının halının altına girmesi nasıl yorumlamalı? Şimdi bazı hayvanlar, işte baykuş, yılan bunlardan bir tanesi. Bazı mitolojilerde ve anlatılarda kötü olarak tanımlanıyor. İşte Arap mitolojisinde, Mezopotamya mitolojisinde şey kötü, baykuş kötü. Ama Yunan mitolojisinde iyi. İşte bir tanesinde ölüm, bir tanesinde aslında sezgisel
hissedişi anlatıyor. Yılan çok daha geniş kapsamlı bir sembol. Ama yılan en çok da görülen sembolmüş. Ceyda'nın canlı yayına çıktığımda da bir başka yayında da bana benzer bilgiyi vermişlerdi. Türkiye'de en çok yılan sembol olarak yılan görülüyormuş diye. Şimdi yılan bizim ona atfettiğimiz anlamla birlikte, yani yılanın çünkü sembolle ilgili paylaştığım videolarda şunu anlattım ama o videoyu paylaşmamış olabilirim. Sembolün karşısında biz edilgeniz, yani sembolü görüyoruz. Diyelim ki baykuş birimiz için iyiye işaret, birimiz için değil. Şimdi baykuşu nasıl değerlendireceğiz kısmında karşısındaki hissedişimiz, çünkü sembol bir hikaye anlatıcı ya, karşısındaki hissedişimiz, yani biz zorla bir şeyi hissetmeye zor şey yapamıyoruz kendimize, mecbur bırakamıyoruz yani. Şöyle ki, yani işte ya baykuş aslında iyi bir kuşmuş, ben onu gördüğümde irite oluyorum ama baykuşu iyiye yoracağım da olmuyor. Yani hissedişim çok önemli. Şimdi yılan mesela sinsi ve böyle kötülük yapmak için yakınımıza kadar gelen insanlar için kullanılan da bir benzetmedir, bir metafordur. Ne de yılan, yani işte ah o var ya ne yılan diye bir benzetme yapılır. Ama öte yandan yılan ruhsal uyanışın da sembolüdür. Şifalanmanın sembolüdür. Ölüp, yani bir halde ölüp bir halde doğmanın da sembolüdür. Şimdi burada acaba sevgili rüya gören diyeceğim, Merve herhalde ismin. Merve diyeyim ben. Sevgili Merve, sen siyah bir yılan görmüşsün ve parçalanmış, bölünmüş, kafası halının altına girmiş. Şimdi bu kafası halının altına girdi. Ben de şöyle bir şey canlandı. Yani görmezden geldiğimiz şeyleri halının altına süpürürüz ya, yani daha doğrusu öyle bir yine atasözü vardır. Yani halının deyim vardır, daha doğrusu halının altına süpürmek diye. Şimdi evin içinde yılan bir tehdit unsuru olabilir, yani siyah. Böyle birazcık daha nasıl diyelim, siyahı biraz böyle yin enerjiyle bağdaştırdım. Yani daha edilgen, daha yardımcı, daha destekçi, daha katılımcı ama öte yandan da salonun ortasında ve parçalanmış. Bir konunun tehdit unsuru olan veya tedirgin eden bir konunun parçalanması, açığa çıkması, sonlanması olabilir ama başının halının altına gizlenmesi, bunun kim olduğuyla ilgili, bu kişinin, bu temsili olarak kişi ya da kişilerin kim olduğuyla ilgili bir takım şeyleri kendinden gizlemek, görmezden gelmek gibi yorumladım yani. Ha, bunu yaptık zaten az önce. Şimdi bir iki tane daha yapalım. Sonra vaktiyle gidelim. Işığımız varken, karanlık olunca ışık kötüleşiyor çünkü. Rüyamda birinin bana sırtımdan sarıldığını gördüm. İyi hissettim. Ve tanıdığım biriydi. Öncesinde dışarıda gerçekleşti bu insanlar ve o insan dans ediyordu. Ben de dans edecektim ve sarıldı. Ya tabii yazarken biraz şey de oluyor, kafamızda gidiyor. Bende de oluyor bazen böyle bir şey yazarken. Şöyle diye düşündüm. Doğru mu anladım acaba? Öncesinde bu, yani sarılma olayının öncesinde dışarıda gerçekleşiyor bu. Bazı başka insanlar var. Dans ediyorlar. O insan da dans ediyor. Tam onunla dans edecekken o sana geldi, sarıldı ve tanıdığım birisi. Şimdi burada karşıdan ummadığım bir şey görüyorum. Yani aslında birlikte yapacağımızı düşündüğüm bazı şeyler var. Dışarıda, dışarısıyla ilgili, yani iç dünyamla değil de dışarısıyla ilgili irtibatta olduğum, birlikte harekete geçmek istediğim, birlikte bir şeyler yapmak istediğim. Çünkü dansta bir ahenk, bir uyum, birliktelik var. Dışarıda kendi gündemimin dışında, kendi hayatımın dışında, kendi iç dünyamın dışında bir irtibatla böyle bir şey var. Ve ummadığım bir şekilde sarıldı bu kişi bana, sırtımdan da sarıldı. Muhtemelen de iyi hissettiren bir şey bu.
Şimdi bu şöyle bir şey olabilir. Yani mesela bu insanla ilgili diyelim ki bir ilgi alaka, bir gerçekten de hayatın içerisinde bir flört hali olabilir. Bunun devamında rüyada böyle bir şey olabilir. Yani hayalinde olmasını istediğin bir şeyde rüyada devamını görmüş olabilirsin. Ya da o kişinin temsil ettiği, senin için temsil ettiği konu, içerik, ona bakış açın ilgili bir kavranma, bir kucaklanma, beklenmediğin anda bir güvende hissetme hali olabilir. Bir rüya daha yapalım. Selda bir şey söylemiş. Rüyada saçın tutamlar halinde kopup kopup ele gelmesi. Saç dış dünyaya çizilen sınır, yani dış dünya ile ilgili bir vücut parçası diyelim. Egomuzla ilgili, sınırlarımızla ilgili. Belki sınırların ihlal edildiğini düşünüyorsun. Belki egonun, benlik, kendini ortaya koyma biçiminin zarar gördüğünü düşündüğün, kendini tam olarak ifade edemediğin bir dönemde olabilirsin. Saç biraz da gösterişle de, kendimizi göstermemizle de ilgili bir şeydir. İlknur'cum, İlknur şey demiş, hani rüyalarımı hatırlıyorum. Fakat nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Lütfen bu rüya motifli canlı yayınlarımı hepsini tek tek YouTube'a da ekliyorum. Dikkatlice dinlersen kayıt etme biçimin ve bütün o şeyleri veriyorum. Ne derler? Püf noktalarını veriyorum. Rüyayı nasıl kayıt altına alacağız? Nasıl irtibatlandıracağız hayatın içerisiyle? Ve nasıl o sembolleri nasıl okuyacağız? Bu yayınları zaten o yüzden yapıyorum. Yani tek başına kitapla olmayacağının farkındayım. Kitap ve rüya ile baş başa kaldığınızda o gerçekten içsel veriyi, o ruhun mektubunu tam olarak açıp okumanın çok da kolay olmadığının farkındayım. O yol yöntem bir kez oturduğunda bilgi hizalanıyor, sonrasında çok kolaylaşıyor ama. Bir arkadaşım şey demiş, rüyada rüya anlatmak, korku yaşamak. Rüyada rüyayı anlatan diyorken çok kötü, çok kötü diyor. Ben de deme diyorum. Şimdi rüya, arkadaşlar rüya hep demeyelim de çoğunlukla iyi hissettirmiyor. Yani çünkü yüzleşme, endişe ve kaygıların, bizi baskılayan duyguların açığa çıktığı yer. Korku ve endişe, mesela burada duyduğun bir şeye karşı söyleme söyleme deme öyle deme öyle deme. Bir şekilde duyduklarından, sezgisel olarak hissettiklerinden tedirgin olmakla ilgili olabilir. Valla İzel, bu sesin robot gibi çıkıyor şeyini sadece sen yapmıyorsun. Bazen yayınlarda yapıyorlar. Hiçbir bilgim fikrim yok neden böyle olduğuyla ilgili. Ama robot değil. Biliyorum. Çok büyük portakallar gördüm küçük ağacın dallarında. Mesela güzel bir rüya bu. Ağaç küçük, meyve sonuç. Öyle düşünün. Ağaç emek verdiğimiz alanlar, meyve sonuç. Ağacı dikersin, meyvesini alman en az 2-3 yılını bulur. 4-5 yılı da bulur bazı ağaçlarda. Meyvesinin büyük olması, bir de portakal tam bereket, bolluk. Meyvelerin çoğu bolluk, bereket sembolü. Büyük olması sonucun iyi olacağı. Belki bir soru sordun, belki zorlu bir dönemden geçtin, belki çok emek verdiğin bir sürecin sonuna geldin. Hayırlısı diyor. Bak mesela bu rüyada güzel bir sonuç rüyası, bir motivasyon rüyası. Bazen de şöyle olur. Rüya der ki hadi devam et. Yani tamam yılma. Zaten çoğunlukla bunu söyler. Şimdi Ayten şey demiş, bana 5 Temmuz için otobüs bileti veriyor bir adam. Ben rüyadaki bu sayıları veya tarihleri mutlaka not ederim arkadaşlar. Rüya atölyelerinde de, rüya gruplarında da, benim öğrencilerimle yaptığımız çalışmalarda da biz mutlaka not ederiz. Takip ederiz sonra. Mesela bu 5 Temmuz'u sen takip et. İleri zamanlı, yani nereden baksan Nisan, Mayıs, Haziran 3-3,5 ay gibi bir süre var. O önümüzdeki günlerde beklediğin bir şeyin cevabı olabilir. Çünkü bir bilet yolculuk, bir
yer değişikliği, bir durum değişikliği ve hazıra yani sana gelip veriyor. Sen gidip bilet de almıyorsun. Mesela nasıl ufacık bu rüyadan neler çıkartırız? Birisi gelip sana veriyor. 5 Temmuz'la ilgili bir şeyin harekete geçmesi olabilir. 5 Temmuz'dan sonra olabilir. 5 sayısı genellikle Venüs'ün sayısıdır. 5 kıyametle ilişkilendirilir. Ama kıyamet aslında insan ayağa kalkması. Yani bir şeyin yıkılıp, mevcut düzenin yıkılıp yeni bir düzenin başlamasıyla da ilgilidir. Bir yeniliktir en nihayetinde. Selamlar ateşim. Şimdi Cansu şey demiş. Rüyada farenin kıyafeti kemirmesi. Kıyafet senindi muhtemelen Cansu. Bir şeyin kemirilmesi, zarar verilmesi. Yani o farkında olmadan yani senden daha küçük unsurların kemirgen her zaman bizim enerjimizi kemiren fark etmediğimiz şeylerdir, konulardır. Yani küçük küçük ama alanımıza zarar veren geri dönülmez bir şekilde mesela orada eşyaya zarar veriyor ya geri dönülmez bir şekilde bir zarar var. Belki etrafındaki insanlara bakmalısın öyle. Son bir rüya Aynur'a yorumlayayım. Ondan sonra da gideyim. Ben de çünkü fırına yemek koymuştum. Onun şeyi geliyor. Sesi geliyor. İşareti geliyor yani. Gidip bakmam lazım. Ölmüş dedemi gördüm rüyamda. Kuzine de bir şeyler pişirdim dedenimin evinde. Şimdi Aynur'cum şuna bakmalısın. Mesela evet ölmüş deden rüyana gelmiş. Deden senin için ne anlama geliyor? Senin sevdiğin, saydığın, akıl aldığın, sana destek olan birisi olabilir. Ona yemek pişirmek, sonuçta ölmüşe yemek pişiriyorsun ama rüyanda ölmüş olarak görmüyorsun. Yani senin için rüyada canlı. Ona yemek pişirmek, onu beslemek, onun alanında olmak, onun sana miras bıraktığı konular, bilgiler, fikirler, ona olan özlemin olabilir. Onunla ilgili başka konular olabilir ama tesadüfen sadece dede gelmez. Öyle düşünelim. Tamam. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. İyi pazarlar diliyorum. Rüyalarımızı hayrımız olacak şekilde yorumlayalım inşallah. Hoşça kalın.